Başka bir soru alalım. Öncelikle okulumuza geldiğinizi teşekkür ediyoruz. Benim sorum biraz kişisel merak da olabilir ama yanlış anlamayın, herhangi bir görüşe sizi Hayır. Niye yanlış anladın? bağdaştırmıyorum ama Arkadaşımız. dediklerinizden 2014 sonrası olarak ayrılan Türkiye'deki mevcut düzen, hani bir nevi bahsettiğinde bahsettiğim beka sorununa değindiğinizi, gönderme yaptığınızı hissettim. Nitekim bu süreçte Suriye'de olsun, İran'da olsun, Çin'de olsun, hükümeti ya da ülkeye yardımcı olmak açısından görüşmeler yaptığınızdan da bahsettiniz. Bu süreçte bir merak ettim. 2019'da farklı neyi vaat ediyorsunuz da hani adaylarınızda ne görüp de insanların oy vermesini bekliyorsunuz? Vaadiniz Bakın şu, hala ayak sürüyen Suriye işbirliğinde bir hükümet var. Beşer Esad'a sabah akşam katil diyen bir Tayyip Erdoğan var ve çevresi var. Bunlarla Türkiye yönetilmez. Bir denklem, bakın bir kanun söyleyeceğim. Beşer Esad'a katil diyenler önümüzdeki dönem Türkiye yönetemez. Çünkü Beşer Esad'a katil derseniz Rusya'yla, Çin'le, Irak'la, İran'la işbirliği yapamazsınız. Barzanistan'da kurulur, ikinci İsrail Devleti de kurulur. İsrail gelir, komşumuz olur. Beşer Esad'a katil demenin bedeli Kürdistan'ın kurulmasıdır ve İsrail'in gelip bizim güney komşumuz olması. İki, efendim 81, 82, 83, 84, 85. vilayetler, Kerkük, Musul, Halep bilmem ne. Bunu diyenler Türkiye yönetemez. Yönetemeyecek. Devlet Bahçeliler. Bunu dediğiniz an siz ne Akdeniz'i koruyabilirsiniz ne Ege'yi koruyabilirsiniz. Bunlar palavra, milliyetçilik değil. Musul'u, Kerkük'ü, Halep'i, bilmem nereyi, buraları alacağız diyenler palavra atıyor. Türk milletini büyük tehlikelere sürükleyen laflardır bunlar. Bunları duyduğu zaman Tahran, Moskova, Pekin, Bağdat hepsi Türkiye ne yapacak diyor. Güvenmiyor. Oralara gidip görüştüğüm zaman oradaki devlet başkanları bana şunu soruyor. Biz Tayyip Erdoğan'a güvenmiyoruz. Ne olacak? Türkiye'nin nereye gidiyor? Biz de diyoruz ki Tayyip Erdoğan'a biz de güvenmiyoruz ama Türkiye'ye güvenin. Çünkü Türkiye'nin mecburiyetleri var, dinamikleri var, milleti var, halkı var, çiftçisi, işçisi var ve Türkiye'yi bölünmeyi kabul etmez. Türkiye borçlanma batağında boğulmaz. O zaman Türkiye bir çözüm üretecek. Siz o çözüme güvenin ve o çözümü destekleyin. İkincisi üretim ekonomisi. Yani siz isim vermediniz ama Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'dan farkınız ne? Neyi vaat ediyorsunuz dediniz. İkincisi, bakın Türkiye bugün borç batağında çırpınıyor. Borç batağında çırpınıyor. Ne yapacaklar bir yıl içinde? Efendim, Suudi Arabistan'dan, Körfez ülkelerinden gidip borç alma dönemi de bitti. Zaten onlar da Amerika ile beraber, İsrail ile beraber karşımızda cephe tutuyorlar. Çözümleri yok. Yani o dışarıdan sıcak para bularak çarkı çevirme çözümü bitti. Bu sıcak para komisyoncularının, faizcilerin çözümü. İslam'a da en aykırı zihniyetin çözümü. Yani Tayyip Erdoğan'ların çözümü bitti. Onunla beraber olan Devlet Bahçeli'nin çözümü de bitti. Ne olacak? Türkiye üretim ekonomisine geçecek. Tekrar tarımını destekleyecek. Şimdi bugün 6 liraya çıktı. Siz traktörü mazotu 5 liraya 6 liraya doldurarak nasıl tarım yapacaksınız? Nasıl ekeceksiniz? Nasıl biçeceksiniz? Nasıl sulayacaksınız? Su motorunuza nasıl mazot dolduracaksınız? Onun için üretim ekonomisi, sanayinin, tarımın desteklenmesi açısından da Tayyip Erdoğan yönetimi bir çıkmazdadır. Ve onun uluslararası ortamı açısından da çıkmazdadır. Çünkü Türkiye'nin nedir? 230 milyar dolar kapıda bir yıl acil yakıcı borç var. Onu ödeme kabiliyetleri yok. Ama onu ödeyecek bir üretim hamlesi yapacak uluslararası ilişkiler de yok. Çin'in elinde 4 trilyon dolar rezerv var değil mi? 4 trilyon dolar. Amerikan kağıtları falan onları saymıyorum.
Vatan Partisi neyi konuşuyor oralara gittiği zaman? Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirelim. Ondan sonra hem Türkiye'nin altyapı yatırımlarını hem de Türkiye'de ithal edilen çeşitli sanayi ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla ve tarımı canlandıracak işte gübre fabrikaları ve aynı zamanda komşularımızdan ucuz mazot, benzin bulacak siyasetler. Biz gidiyoruz bunları konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan'ın bunları götürüp buralarda konuşacak ve çözüm üretecek yüzü yok. Yüzü yok. Neden yüzü yok? Siz Beşar Esad'a katil dediğiniz zaman Çin'le, Rusya'yla gidip ekonomik çözümler üretemezsiniz. Beşar Esad'a katil diyerek İran'dan ucuz benzin alamazsınız. İranlılar ne diyor Vatan Partisi'ne? Diyor ki biz Türkiye güvenilir bir ülke olsun, güvenilir bir dost olsun, siz Vatan Partisi hükümet olsun, biz İran'da 50 kuruş. 50 kuruş benzin. Biz size dünya fiyatlarından çok daha ucuz mazotu, benzini verelim. Yani onun için dış politikayla ekonomik çözümlerin de bir buluştuğu bir döneme giriyoruz. Olağanüstü çözümler dönemi. Şunu söylüyorum, göreceksiniz Türkiye Tayyip Erdoğan'ı sırtından atacak. Taşımayacak. Bu siyasetlerle onların Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. İstedikleri kadar sandık hesapları, o hesapların hepsi yanlış. Neden yanlış? Çünkü Türkiye üretim ekonomisine geçecek. Bu Allah'ın emri. Türkiye bağımsızlık, bağımsız, başı dik, vatan bütünlüğünü sağlayacak. Bu da Allah'ın emri. Bunlara ters, bunlara ayak bağı olan, ondan sonra devlet birikimi olmayan insanlarla bu Türkiye önümüzdeki olağanüstü dönemi aşamaz. O nedenlerle Vatan Partisi onlardan farklı. Tabii ikinci başka bir seçenek var. Amerika'nın diyelim iktidar projesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP. HDP ile beraber olan zaten Türkiye'nin, kendisi Türkiye'nin sorunu. PKK ile beraber hükümet kurabilir misiniz? HDP ne demek? PKK demek. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti, PKK ile beraber Ankara'da hükümet mi kuracak? Buna Türk Milleti izin verir mi? Bunun koşulları var mı? Onun için HDP ile beraber olacağım demek, ben çıkmazdayım demek, milletin desteğini de istemiyorum demek ve ben hiçbir şekilde iktidar falan talibi de değilim demek. Bak zaten gösteremiyorlar, görüyorsunuz. Bir partinin genel başkanı nedir? Hükümet başkanı adıdır. Partiler niçin genel başkan seçer? Vatan Partisi niçin genel başkan seçti? Hükümet başkanı olsun diye. Onun için Cumhurbaşkanı seçiminde aday bile gösteremeyen, kendi genel başkanına aday gösteremeyen partilerin hükümet olma iddiası da yok. Onun için Vatan Partisi önümüzdeki dönemin olağanüstü çözümlerinin partisidir.